Fırtına topraklarının efendileri Baratheonlar, Westeros'un büyük hanedanları arasındaki en genç hanedandır. Fatih Aegon'un Westeros kıtasına gelmesi ve tüm diyarı Targaryen hükmü altına almasıyla birlikte Baratheon hanedanı, vaktin fırtına kralı Argilac Durendon'un topraklarını sahiplenmişlerdir. İşgal esnasında ilk Baratheon olarak bilinen Oris Baratheon, Fatih Aegon'un yakın arkadaşı ve en önemli komutanlarından biriydi. Oris, fırtına topraklarının istilasını komuta etmiş ve son fırtına kralı olan Argilac Durendon'un canını alarak topraklarının yeni sahibi olmuştur. Targaryenlerin kıtaya gelmesinden binlerce yıl önce kurulan kadim Durendon hanedanına olan saygısından dolayı Oris, yeni hanedanının sözlerini ve sancağını kullanmıştır. Konumunu güçlendirmek için ise canını aldığı Argilac Durendon'un kızı Argela Durendon ile evlenmiştir. Dorne hariç tüm Westeros'un Targaryen hükmü altına girmesiyle birlikte Fatih Aegon, Oris Baratheon'u kralın eli ilan etti. Aegon ve Oris birlikte diyarı yönetti ve dağılmamasını sağladı. Birinci Dorne Savaşı'nda Oris Targaryen güçlerine katıldı. Fakat kendisi ve kuvvetleri Dorne kuvvetlerine esir düştü. Fatih Aegon, Dorne'un barış isteğini kabul ettiğinde ise Oris ve askerleri esaretten kılıç elleri kesilmiş şekilde kurtulmuş oldu. Oris, 2. Dorne Savaşı'nda ünlü Akbaba Kralı'na karşı 1. Aenys adına tekrar savaştı ve kendisinin elini kesen Will Hanedanı'nın liderinin oğlunu savaş sonunda ele geçirmeye başardı ve intikamını almış oldu. Oris Baratheon bu savaştan aldığı yaralara yenik düştü ve hayatını kaybetti. Oris Baratheon'un torunu Rogar Baratheon, zalim Maegor döneminde Fırtına Toprakları Efendisi'ydi ve kralın yönetiminden pek memnun değildi. Maegor'un zulmünden kaçan Jaehaerys ve kız kardeşi Alysanne'i gizli bir şekilde Fırtına Sonu Kalesi'nde sakladı. Vakti geldiğinde ise zalim Maegor'a karşı Jaehaerys'i destekleyen ilk büyük hanedan oldu. Rogar Baratheon'un cesareti sayesinde diyarın diğer büyük hanedanları da Jaehaerys'i desteklemiş oldu. Zalim Maegor, Jaehaerys başkente varmadan gizemli bir şekilde ölmüştü. Kral Jaehaerys tahta geçtiğinde Rogar Baratheon kralın eli ilan edildi. Küçük kralın yaşı gelinceye kadar Rogar Baratheon ve kralın annesi Alysa Velaryon diyarı birlikte yönetti. Bu ikili bir süre sonra evlendi. Rogar Baratheon ve eşi Alysa genç kral Jaehaerys'i ciddiye almadan diyarı yönetmeye çalışıyordu. Ne de olsa kral Jaehaerys ciddiye alınacak bir güç değildi. Kendisi hala bir çocuktu. Jaehaerys'in ve Prenses Alysa'nın evlenme yaşı geldiğinde Rogar Baratheon kendi planını hazırladı. Rogar, Jaehaerys'i Tyrosh Efendisi'nin kızı ile Prenses Alysa'nı ise kendi oğlu Oryn ile evlendirmeyi planladı. Gizli bir şekilde evlilik planlayan Rogar'ın planları suya düşecekti. Kral Jaehaerys ve kız kardeşi Prenses Alysanne Ejderha Kayası'na kaçtı ve burada Targaryen kültünü devam ettirerek evlendiler. Rogar'ın durumu kabul etmemesi ve başarılı bir şekilde yönetememesinin sonucunda gücü sarsılmıştı. Kral Jaehaerys'e karşı hırsından kaynaklı inadı, karısı Alysa ile aralarının bozulmasına sebep olmuştu ve daha sonra kralın eli görevinden alınmıştı. Rogar Baratheon hırsına yenik düştü ve Jaehaerys'e karşı bir entrika düzenlemeyi denedi. Rogar, kendi adamlarını başkentte bulunan Prenses Aerya'yı fırtına topraklarına götürmek üzere görevlendirildi. Amacı prensesi kraliçe olarak tahtta oturmaktı. Rogar'ın şanssızlığa prenses çoktan gizlenmişti. Başarısız olan Rogar, Old Town'da bulunan Rhaella Targaryen'ı ele geçirmeye çalıştı. Fakat burada yedilerin dini rahipleri kendisine izin vermedi. Rogar'ın adamları orada tutuklandı. Kral Jaehaerys başkente dönüp mutlak güç haline geldiğinde Rogar'ı şehre çağırmıştı. Rogar kendisinin idam edileceğini bekliyordu. Fakat Jaehaerys kendisini affetti ve Baratheon hanedanının fırtına topraklarının efendileri olarak görevlerine devam etmelerine izin verdi. Kral, Rogar'ın annesi ile arasını hemen düzeltmesini emretti ve Rogar Baratheon, kralın ve konuştukları odada bulunan ejderhasının korkusuyla orada bağlılık yeminleri etti. Rogar, eşi Alysa Velaryon ile arasını düzeltti. Çiftin iki çocuğu oldu. Fakat ikinci çocuğun doğum esnasında Alysa hayatını kaybetti. Kral Jaehaerys'in hükmü esnasında Rogar Baratheon'un kardeşi Boris Baratheon, kardeşinin oğlu olmadığı vakitlerde fırtına topraklarının varisiydi. Fakat Rogar'ın bir çocuğu olduktan sonra Boris bu konumunu kaybetmişti.
Şimdi tekrar Westeros'a dönerek Dorne'un işgal kuvvetlerine katılmış, intikam için kardeşine karşı savaşıyordu. Rogar Baratheon bu sırada yaşlanmıştı. Hayatının sonunu bekliyordu. Yatakta ölmektense savaşta ölmeyi tercih eden Rogar, Kral Jaehaerys ile birlikte 3. Dorne Savaşı'nda işgalci kuvvetlere karşı savaştı. Kral Jaehaerys, Boris Baratheon'u kendi elleriyle öldürdü. Rogar Baratheon ise bir ay sonra Dorne İşgal Kuvvetleri komutanının canını aldı. Rogar Baratheon savaştan yarım sene sonra yaşlılıktan hayatını kaybetti. Rogar Baratheon'un ölümünden sonra oğlu Boromund, Fırtına Topraklarının yine efendisi ilan edildi. Kendisinin döneminde Dorne, devasa bir filo ile birlikte Fırtına Topraklarını istila etmeye çalıştı. Kral Jaehaerys ve oğulları Dorne filosunu hazırlıksız yakalayarak ejderhalarının yardımıyla filoyu ateşe verdi. Kral Jaehaerys'in tüm erkek oğullarının beklenmedik ölümleri üzerine yeni varisin seçilmesi için toplanan konseyde Boromir Baratheon, Prenses Rhaenys ve oğlu Laenor Velaryon'a desteğini verdi. Fakat varis sonuç olarak Viserys Targaryen ilan edildi. Boromund'un ölümünden sonra oğlu Boros Baratheon Fırtına Toprakları Efendisi ilan edildi. Lord Boros sınırlarında bulunan Dorne sancaktarları ile sürekli olarak çarpışmıştır. Bu sebeple kendisi başarılı bir savaşçı ve komutan haline gelmiştir. Kral Viserys'in ölümünden sonra ortaya çıkan tahta kimin geçeceği sorusu tüm diyarda büyük bir krize yol açacaktı. Kral Viserys'in kızı Rhaenyra Targaryen ve üvey kardeşi 2. Aegon arasında yaşanacak olan Ejderhaların Dansı iç savaşında Boros Baratheon 2. Aegon'un yanında saf almıştır. 2. Aegon'un kardeşi Aemon Targaryen'ın Boros Baratheon'un kızlarından biri ile evlenme sözü sonucunda inşa edilen bu ittifak savaşın sonuna kadar sürecekti. Boros Baratheon savaşın başında 6000 kişilik bir ordu topladı. Fakat siyahlar tarafının ordularıyla çarpışmaktansa Dorne topraklarından gelen saldırılara karşılık vermek zorunda kalmıştı. Boros Dorne topraklarından galip ayrılmıştı. Savaşın sonlarına doğru Boros Baratheon ordusu ile birlikte başkente yürüdü ve şehri hızlıca ele geçirdi. Şehirde yaşanan isyanları bastırarak başkenti 2. Aegon'a hazır hale getirdi. Boros, başkente düzen getirdikten sonra civar kaleleri tekrar bir bir ele geçirdi. Buradan nehir topraklarından gelmekte olan siyah destekçisi ordu ile karşılaşmak için yola çıktı. Kral yolu üzerindeki savaşta Boros, iç savaşın başından beri savaşmakta olan nehir lordları ile çarpıştı. Kendisinden sayıca az olan siyah destekçisi ordu, Fırtına Toprakları ordusunu dağıtmaya başarmıştı. Savaşta Boros Baratheon bir düzine şövalyenin canını aldı. Fakat kendisi Kermit Tully tarafından öldürüldü. Ejderhaların iç savaşından sonra Fırtına Topraklarının başkentteki etkisi iyice azalmıştı. Savaştan yaklaşık 100 sene sonra Baratheon hanedanından tekrar ünlü isimler tarih sahnesinde yerini alacaktı. Gülen Şövalye olarak bilinen Lionel Baratheon pek çok turnuvanın kazananı olmuş, tüm diyara ismini duyurmuştu. Lionel Baratheon, ünlü Hedge Şövalyesi Uzun Duncan'ın masumiyeti için düzenlenen duruşmada kralın oğlu Aerion Targaryen'ın ekibiyle çarpışmıştır. Bu çarpışmadan Duncan galip ayrılmıştır. Targaryen hanedanından olan 5. Aegon tahta geçtiğinde Lionel Baratheon Fırtına Topraklar Efendisi'ydi. Kendisi 5. Aegon'un büyük destekçilerinden biriydi. Kralın en büyük oğlu Duncan Targaryen ve Lionel Baratheon'un kızı arasında bir evlilik düzenlendi. Fakat Duncan Targaryen, Old Stone'lu Jenny olarak bilinen soylu olmayan bir kız ile evlenmişti. Lionel Baratheon bu yaşanılanları kendisi ve hanedanına karşı bir hakaret olduğunu belirtti. Öfkesine yenik düşüp demir tahta karşı isyan etti. Bir süreliğine Lionel Baratheon kendisine Fırtına Kralı lakabını uygun gördü. Lionel Baratheon kendisine sadık olanlarla birlikte kanlı isyanına başladı. Lionel tahta karşı büyük bir zafer kazanmalıydı. Bu sebeple kendisine karşı kral muhafızları lideri ve kral 5. Aegon'un en yakın dostu olan Uzun Duncan'ın düellosunu kabul etti. Uzun Duncan kolaylıkla Lionel Baratheon'u yenmeyi başardı fakat canını almadı. Bu krizi çözmek için Duncan Targaryen tahttan hakkını reddetti. Kral 5. Aegon ise kızı Rhaella Targaryen'ı Lionel'ın varisi Ormund ile evlendirmeyi önerdi. Bu sayede Fırtına Toprakları tekrardan dize getirilmiş oldu.
Lionel Baratheon'un oğlu Ormund Baratheon, babasından sonra Fırtına Topraklarının efendisi ilan edildi. Kendisi, Summerfall faciası esnasında hayatını kaybeden 5. Aegon'dan sonra tahta geçen 2. Jaehaerys ise kralın eli olarak hizmet etti. 2. Jaehaerys döneminde Stepstones adalarında tarihin son Blackfyre isyanı için destek toplanmaktaydı. Ormund Baratheon, bu isyancıların Westeros'a gelmeden önce Stepstones adalarında yok edilmesi gerektiğini belirtti. Kral 2. Jaehaerys, Stepstones'a karşı sefer hazırlıklarına başladı ve ordunun başına Ormund Baratheon getirildi. Ormund Baratheon, Ninepenny Kralları Savaşı olarak bilinen bu savaşta isyancıların lideri Maelys Blackfyre tarafından katledildi. Fakat yine de Westeros kuvvetleri Stepstones'u ele geçirmeyi başarmıştı. Ormund Baratheon'un öldürülmesinden sonra oğlu Stephen, Fırtına Topraklarının efendisi ilan edildi. Stephen Baratheon, 7 krallıktaki diğer büyük hanedanlar ile ittifaklar kurmak istiyordu. Bu sebeple oğlu Robert Baratheon'u vadiye gönderdi. Burada Robert, John Arryn tarafından büyütüldü. Stephen Baratheon, Deli Kral olarak bilinen 2. Aerys'in konseyinde görev aldı. Kendisi, kral tarafından özellikle seçilerek, varisi Rhaegar Targaryen'a uygun bir eş bulması için Volantis'e gönderildi. Stephen ve eşi Volantis de kendilerine verilen görevi tamamlayamadılar. Daha da kötüsü, Stephen ve eşi bir fırtınaya yakalandı ve kendi topraklarının kıyılarına yakın bir yerde denizde kaybolup gittiler. Stephen'ın en büyük oğlu Robert Baratheon, Fırtına Topraklarının yeni efendisi ilan edilmişti. Kendisi Lyanna Stark ile nişanlıydı. Deli Kral'ın acımasız hükmü büyük hanedanların çoğunu rahatsız etmişti bile. Fakat Robert'ın sabrını taşıran olay Rhaegar Targaryen ve Lyanna Stark'ın ortadan kaybolması olacaktı. Kışyarı efendisi Rickard Stark ve varisi Brandon Stark'ın Deli Kral tarafından haksız yere idam edilmesi üzerine Robert, Eddard Stark ve Jon Arryn isyan bayraklarını sonunda kaldırdılar. Robert'ın isyanı olarak bilinen bu iç savaşın sonunda Robert ve müttefikleri Targaryen hanedanının sonunu getirdi. Robert ise 7 krallığın yeni koruyucusu olarak taç giydi. Robert iyi bir kral değildi. Kendisi bir kralın alması gereken sorumlulukları üstlenmemişti. Hükmü esnasında Greyjoy'lar isyan etmiş fakat hızlıca bu isyan bastırılmıştı. Kral Robert Baratheon'un bir av esnasında aldığı yaralara kurban gitmesi sonucunda 5 kralın savaşı olarak bilinen bir iç savaş başlayacaktı. Robert ve Cersei'nin çocukları olarak bilinen Joffrey, Tommen ve Marcella aslında kraliçenin erkek kardeşi Jaime Lannister'ın çocuklarıydı. Bu sebeple Robert'ın iki kardeşi Renly ve Stannis Baratheon, Lannister'lara karşı savaşmak için hazırlıklara başlamıştı. 5 kralın savaşında Baratheon hanedanından olan bu iki büyük isim kolay kolay pes etmeyecekti.